Türkiye ve Azerbaycan arasında yeşil kart sistemlerinin entegrasyonuna ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. Azerbaycan'ın yeşil kart sistemine dahil olmasıyla iki ülke sınırında yeşil kartların dijital kontrolleri sağlanacak, kartta sahteciliğin önüne geçilecek. Ve istigametlerde... Türkiye ve Azerbaycan yeşil kartta sahteciliğin önüne geçmek için önemli bir işbirliği gerçekleştirdi. Azerbaycan İcbari Sigorta Bürosu ile Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu Bakü'de bir protokole imza attı. Sözleşme ile iki ülke arasında çevrim içi yeşil kart entegrasyonu sağlanacak. Yurt dışına çıkan sürücüler trafik poliçesine ihtiyaç duyuyor. Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu sürücülere yeşil kart vererek yurt dışında trafikteki sorumluluklarını karşılıyor. Uluslararası Nakliyeciler Derneği'ne bağlı 1115 nakliyeci karayolu ihracatında yeşil kart sigortası kullanıyor. Taşımacıların ve sınır kontrol görevlilerinin yaşadığı en büyük sorunlardan biri sahte kartlar. Bu yılda 2020'de 225 milyar dolarla bir rekor ihracat gerçekleştirdik. Dolayısıyla bunun %40'ını da nakliyecilerimiz gerçekleştiriyor. Buradaki sorunları çözersek Türkiye'nin aslında ticari hayatına desteklemiş olacağız. Türkiye Sigortalar Birliği heyeti, Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinde sektörün hızlı gelişimi ve tecrübe paylaşımını sağlamak için görüşmelere başlandığını kaydetti. Önümüzdeki aylarda hep birlikte hepimizin üye olduğu Türk Dünyası Sigorta Konseyi şeklinde bir yapılanmayla bu tür işbirliklerini daha üst seviyeye çıkartmaya ve birlikte gelişmeye ve Türk Dünyası Sigorta Sektörü olarak dünyada çok daha üst sıralarda çok daha güçlü olarak faaliyet göstermeyi hedefliyoruz. Projeyle sahte yeşil kartların yol açtığı karışıklıklar önlenecek. Sınır geçişinde operasyonel kolaylık sağlanacak.